Teknik Yapı ve Halk Yayı olarak ortak girişimizi imzalamış bulunuyoruz. Bizim teknik yapı olarak hayalimiz ve en büyük misyonumuz bugüne kadar oluşturduğumuz marka değeri ve bilinirliğini daha büyük kitlelere yaymak adına ulusal sermaye ve milli üretimi de ön planda tutarak Türkiye'de İstanbul dışındaki diğer illerinde de yatırımcılarıyla buluşturmak olmuştur. Bu bağlamda sektörde 40 yılı aşkın marka birikimi ve deneyimimizi yine sektörde en az bizim kadar deneyimli ve birikimi olan bir ulusal bir marka Halk Yayı ile güç birliği esasında güçlerimizi birleştirip bir sinerji yaratmaya karar verdik. Yani ortaklığımızın öz yapısı tamamen güç birliğine dayanmakta. Proje İzmir'de Alsancak Limanı'nın hemen arkasında son derece önemli, güzel, gelişmekte olan bir lokasyon. Kordon boyu, kordon gezileri, İzmir deyince akla gelen en önemli lokasyon malumunuz. Bu projede kordon boyuna 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde. Alsancak Limanı'nın arkasında denize nazır. Projenin bu özellikleri ihtiva eden, İzmir'in beklentilerine uygun bir proje olması için süratle bir mimari çalışmalara da başladık. Şu an projemiz proje aşamasında. Biz ihaleyi aldıktan sonra hemen projelere başladık. Gerçi gittik hep beraber bölgede bir tespit yaptık, ihtiyaçları belirledik. İzmir'in tarihini, kültürünü, oradaki yaşamın neler gerektirdiğini, ihtiyaçları belirledik ki zaten İzmir'in potansiyel bir il olduğunu daha önceki çalışmalarımızda da vardı, biliyorduk. Bunların hepsini bir araya koyduk ve mimari projemize, konsept çalışmamıza da başladık. Tabii bildiğiniz gibi son zamanlarda yönetmelikte şu an önümüzdeki günlerde bir değişiklik bekleniyor. O yüzden biz şu an sadece konsept anlamında çalışıyoruz ki yönetmelikte farklı bir değişiklik olursa sil baştan yapmayalım diye. Herhalde tahminimce yönetmelikte belli olduktan sonra yeni yılla beraber konseptimizin daha gelişmiş olup, projemiz belirlenmiş olup diğer çalışmalarına da başlayıp inşallah 6 aydan daha kısa bir sürede satışa çıkmayı planlıyoruz. Ortaklık yapısı Sayın Nazmi Durbakay'ın Bey'in toplantıda ifade ettiği gibi 50-50 hamiyane tabiriyle her konuda, projenin her aşamasında %50 ile ortaklık söz konusu. Umut Bey'in de bahsettiği gibi burada bir güç birliği söz konusu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı güçlü ortaklık yapısıyla Halk Bankası'nın bağlı ortaklığı olarak ve halka açık tabii ki bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bugüne kadar hep marka projeleri imza attı. Çok önemli projeleri halen devam ettirmekte. İzmir'in böyle bir ortaklığa, bu ortaklığın gerçekleştireceği nitelikli projeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için beraber bu işe giriştik. İnşallah yine Umut Bey'in bahsettiği gibi, belirttiği gibi önümüzdeki sezonda yani 2018 ilkbaharında lansmanı yapacak şekilde süratle işe giriştik. Öyle bir proje yapmak istiyoruz ki İzmir'de landmark olsun, simge bir proje olsun, her yönüyle İzmirli'nin beklentisini, İzmirli vatandaşlarımızın beklentilerine uygun, yaşam tarzına uygun bileşenlerden oluşan bir proje yapmaya çalışacağız. Mimari anlamda bir çalışmanız var mı? Yarışma veya farklı bir şey? Konsept proje briefini geçtiğimiz hafta aldık. Belki öncesinden gelen altyapıyı Umut Bey paylaşmak ister. Biz şimdi bölgeyi zaten iyi analiz ettiğimiz için nasıl bir proje yapacağımız kafamızda belirlenmişti. Açıkçası biz hiçbir projemizde daha önceden de olduğu gibi bir yarışma, bir işte orada firmaları, mimari grupları birbirlerinden yarıştırma gibi bir şey çok tercihimiz olmuyor. Genelde konsepti zaten biz koyuyoruz. Mühim olan orada mimari grup, mimari firmayla aynı fikirde, aynı vizyonda olabilmek. Biz şu an zaten mimari grubumuzu seçmiş bulunmaktayız. Onlarla da konsept çalışmalarımıza başladık. Yani hatta ön çalışmaları geçen cuma bir hep beraber irdeledik.
hepimizin çok hoşuna gitti. Biraz önce Feyzullah Bey'in de dediği gibi, yani İzmir'de, İzmir'e, bölgeye yakışan, Türkiye'ye, hatta bizim iddiamız şu an İzmir yerli, asıl yabancı turist tarafından da tercih edilen bir yer olduğu için biz Avrupa ve dünyaya hitap edebilecek, tamamıyla bir marka, simge, bir proje olabilecek bir çalışma üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.